Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Suretul Araf'ın 75. ayetinden itibaren okuyoruz. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Hazreti Salih'in kavminden kibirlenen, böbürlenen, imana gelmeyen kavmının ileri gelen cemaatleri dediler. El-mele'u ileri gelen cemaat demek. Kâle'l-mele'u cemaat dedi. Ellezine o cemaati istekberu kibirlendiler, böbürlendiler. O el-mele'u lezine istekberu min kavmihi. Onlar da Salih Peygamber'in neyinden diler? Kavmından diler. İstekberu tekebberu anil imani bihi. Salih Peygamber'e iman etmeye karşı kibirlendiler. Yani iman etmekten vazgeçtiler. İman etmeyi tenezzül etmediler. İstekberu getirdi tekebberu ile neydi? Tefsir etti, işaret etti ki istekberu'daki sin nedir? Sin zaidedir. Yani elif sin, sin ta zaidedirler. Talep için değiller. Kimisi sin zaide, kimisi de sin ta nedirler? Zaidedirler. Talep için değil. Hazreti Salih'e iman etmekten tekebbür eden cemaat dedi, lillezine stud'ifu. Zayıf kalanlara, zayıf olanlara dediler. O lillezine stud'ifuden bedel, zayıf olanlardan bedel, limen amene minhum. Onlardan iman edenler. Yani imandan tekebbür edenler, iman edenlere dediler. Ey min kavmihi. Minhumdeki hum kime gidiyor? Salih Peygamber'in kavmine gidiyor. Minhum ey min kavmi. Bedelun mimma kablehu. Bu min lillezine stud'ifu limen amene minhum lillezine stud'ifu'ya bedeldir. Biadetil cari. Lillezine de ne var? Lam var. Limende de ne var? Lam var. Carın iadesiyle. Eğer minhumdaki demir kavma giderse o zaman mustad'afinden murat imanlar, iman edenler olursa limen amene minhum lillezine stud'ifunun bedel kul minel kul. Limen amene minhum lillezine stud'ifununun aynısıdırlar. Eğer ellezine stud'ifu ne olursa اَلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا eğer müminleri murad olursa بَدَلُ كُلْ مِنَ الْكُلِ eğer لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا Salih Peygamber'in zayıf kavmunu alırsak ister iman edenler ister etmeyenler ama alırsak لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ o zaman بَدَلُ الْبَعْدْ مِنَ الْكُلُ olur. اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ اِلَيْكُمْ اَتَعْلَمُونَ siz biliyor musunuz? اَنَّ صَالِحًا Salih Peygamber مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ اِلَيْكُمْ yani o kibirlenenler zayıflara diyorlardı ki Salih Peygamber Rabbisi tarafından size gönderildiğini biliyor musunuz? Kalu naam. Evet biz biliyoruz. İnna bima ursile bihi. Salih Peygamber hangi dinle gönderilmiş ise biz ona mu'minun. Biz ona mu'miniz. Ona iman ediyoruz. اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ اِلَيْكُمْ قَالُوا نَعَمْ burada Celal'in
Celal-i Suyuti buraya neyi koymuş? Buraya naam koydu, işaret etti ki cevabın zahiri onların naam demeleri lazım. Zahirül cevap budur. Ama onlar demediler, evet biz biliyoruz mursendir. Dediler, bimâ ursile bihim mu'minûn. Biz onun getirdiği dine ne ediyoruz? İman ediyoruz. Niye öyle dediler? Ha, onlar böyle demeyle işaret etti ki Hazreti Salih Rabbisi tarafından murseldir deme yerine, bu zaten abes bir sualdir. Siz onu getirdiğine iman etmiş misiniz diye sormalısınız. Onun için evet biz Rabbisi tarafından mursel olduğunu biliyoruz demediler. Onun getirdiği dine biz ne etmişiz? İman etmişiz. Onu getirdiğine biz ne etmişiz? İman etmişiz. 75. ayet bu şekil. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تَكَبَّرُوا عَنِ الْا۪يمَانِ بِهِمْ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَيْ مِنْ قَوْمِهِ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِعَادَةِ الْجَارِ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ اِلَيْكُمْ قَالُوا نَعَمْ اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ 76. ayet قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا İmandan tekebbür eden, imana yanaşmayan, imana tenezzül etmeyen Salih Peygamberinin zalim kavmi dediler, inna billedi amentum bihi kafirun. Sizin iman ettiğiniz şeye biz kafiriz. Biz onu kabul etmiyoruz. Bakın onlara demediler, inna bima ursile bihi. Demediler, Salih Peygamber neyle gelmişse biz onu kabul etmiyoruz. Biz onu kafiriz demediler. Ya ne dediler? İnna bima inna billedi amentum bihi kafirun. Sizin iman ettiğiniz şeye biz kafiriz. Onu kabul etmiyoruz. Ve halbuki inna bima ursile bihi kafirun dese de aynı manaya gelirdi. Niye inna bima ursile bihi kafirun demediler? Ne dediler? İnna billedi amentum bihi kafirun dediler. Size aramıza muhalef olduğunu, onlara muhalif olduklarını, arada bevne baid olduğuna, farklılık olduğunu ortaya koymak için, muhalefete işaret etmek için inna billedi amentum bihi kafirun. Ve 76. ayet bu şekil bitti. Ve kanetin nakatu laha yevmun fil mai ve lehum yevmun. Kuyuları vardı. Bir suyu azdı. Bir gün deve su içerdi o kuyudan. Bir gün onlar o kuyunun suyunu alıyorlardı. İkinci gün için de stok ediyorlardı. Femellu zalike. Onlar bundan bıktılar. Usandılar. Bundan nefret ettiler. Hoşlanmadılar. Ne ettiler? Fe'akarun nâkete. 77. ayet فَاَقَرُنْ نَاقَةَ Onlar nâkati kestiler. اَقَرَهَا قَدَّارٌ قُدَّار da okunur. قَدَّار da okunur. اَقَرَهَا قُدَّارٌ veya قَدَّارٌ قُدَّار o nâkati kesti. Peki قُدَّار kesti. Niye فَاَقَرُنْ نَاقَةَ Bir emrim kudar kesti, onların emriyle kesti. Kudar nasıl kesti? Ama onların emriyle, onların izniyle kesti. Onun için fail kadar olsa dahi sanki fail hepsiymiş, sanki kesen hepsiymiş, onun için fe'akarun nâkate cem'i geldi.
yani bi emrihim niye diyor? Niye fe'akarun nafta madem kaddar kesmişse niye hepsine ne olmuş? İsnad olmuş çünkü onların emriyle kesmiş. Şimdi akır devenin dizine vurup onu etkisiz hale getirmek, çömeltmeye denilir. Burada akaren nakateden murat deveyi kesti. Murat odur. Ama fe akaru nakate dedi. Ha bi en katalaha bi seyfi. Onu seyfle ne etti? Öldürdü. Ha demek ki burada akırdan murat deveyi kesmek demektir. Zikru sebep ku akırdır. İradetul musebeb ku nedir? Nahardır. Devenin dizlerini vurmak devenin kesmesine sebep olur, yol açar. Ve atav an emri rabbihim, Rablarının emrine karşı boyun eğmediler, haddini aştılar. Ve kalu dediler, ya salihu, ey salih, itina bima ta'iduna bihi. Biz deveyi kestik, biz sana iman etmiyoruz. Sen bize vaat ettiğin azabı getir. O bima ta'iduna bihi nedir? Minel azabi ku azabdır ala katliha. Hani devenin katli üzerine size azap geliyor diyorsun ya. Bu şekil vaadın mı var? Getir o azabı. İn kunte minel murseline. Eğer gerçekten sen mursellerden isen, peygamberlerden isen ne et? Getir. Neyi getir? Bize vaat ettiğin azabı getir. Şimdi gerçekten onlar azabı mı istiyorlar? Azabı merak mı ediyorlar? Hayır. Ve kalu ya salihu itina bima ta'iduna bihi. Yani bunu istihza tehakküm cihetiyle söylüyorlar. Bima ta'iduna bihi. Burada bihi ne etti? Takdir etti. Takdir etti. İşaret etti ki bimadaki may mevsuladır. Aydi mahzuf ku nedir? Aydi mahzuf ku bihidir. Ha, bihi yerine bima ta'idunahu demir-i mutasıl gelse de daha iyi olurdu. Niye? Çünkü aydi mecrü harfi cerle ne zaman hasfe gider? Eğer müteallakları bir olursa gider, müteallak farklı olursa gitmez normalinde. Bak burada da diyor enne gadme ve kanel evle en yukaddere demiru nesbin bi en yakule ta'idunahu liyallâ yazma hasbul aydil mecul bil harfi min gheri itihadi müteallakihima. Hatta diyorlar o Kuddar Salif'in oğludur. Gözleri mavi bir adamdı. Kısa boyludu. Zaniye bir kadının çocuğu değil. Geçmişlerin en neyidir? Eşkası olarak kabul edilir. Neydi? O deveyi onların emriyle kalktı. Deveyi neydi? Kesti. Hazreti Salih bu olay çarşamba günü gerçekleşiyor. Onlara Salih Peygamber diyor, 3 gün sonra azap gelir. Bunun alameti, 1. gün yani perşembe günü yüzleriniz sarı olur. Cuma günü yüzleriniz kırmızı olur. Cumartesi yüzleriniz siyah olur. Perşembe güne gelince yüzleri gerçekten sarı oldu. Korkmaya başladılar. Yakın ettiler ki azap gelir. Cuma günü yüzleri kırmızı oldu. Daha da korkuları arttı. Cumartesi yüzleri siyah oldu. Artık öleceklerini anladılar. Pazar günü sabah vaktinde, kuşluk vaktinde kefenlere büründüler. Kefenlerine hanut menut sürdüler. Aynı ölüye yapılan muameli kendine yaptılar. Kendilerini böyle kefenli olarak yere attılar. Tam kuşluk vaktinde
göklerden bir gürültü sesi geldi. Yerlere de bir zelzele düştü. Bağırabilen her şey bağırmaya başladı. Yerde acayip bir şekilde sallanmaya başladı. Ve hepsi aniden öldüler. Deveyi kestiler. Devenin yavrusu bazı rivayetlere göre mağaraya kaçmış, dağa sığınmış, içinde kaybolmuş. Bazı görüşlere göre hayır, onu da yakalamışlar. Onu da ne etmişler? Kesmişler. Hatta bazılar diyorlar, Dabbetul Ard, hani Dabbetul Ard diye bir hayvan kıyamete doğru çıkar, kıyametin alametlerinden biridir. Bazılar diyorlar, o Hazreti Salih'in nakatının yavrusudur. 77. ayet bitti. 78. ayete geçiyoruz. فَاَخَزَتُمُ الرَّجْفَةُ اَزَّلْزَلَةُ الشَّد۪يدَةُ مِنَ الْاَرْضِ Yerden şiddetli bir zelzele onları yakaladı. وَالسَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ Gökyüzünde de görüntü, bağırma sesi onları yakaladı. فَاَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ Dar demek memleket. Yani فَسَارُ فِي دَارِهِمْ Kendi memleketlerinden oldular. Ne oldular? Casimine. Casimi ne demek? Barikine ala rükebi. Böyle dizleri üzerine çömelmiş olarak oldular. Meyyitine ölü olarak. Yani hepsi o korkudan dizleri üzerine çömeldiler ve o şekil öldüler. Casimi ne demek? Barikine ala rükebi meyyiti. Fetevella a'rede salihun anhum. Salih peygamber onlardan i'raz etti. وَقَالَ dedi, ya kavmi, ey benim kavmim, لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي Ben Rabbimin risaletini size tebliğ ettim. 79. ayet. وَنَسَحْتُ لَكُمْ Size nesihat ettim. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ Siz nesihat edenleri sevmiyorsunuz. فَتَوَلَّ اَعْرَدَ صَالِحٌ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَسَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ Ey kavmim! Ben Rabbimin risaletini size tebliğ ettim. Size nasihat ettim. Ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. 79. ayet bu şekil bitti. Neydi? فَتَوَلَّ اَعْرَدَ صَالِحٌ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَسَّعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ Salih peygamber o arada ne ediyor? Kaçıyor. Tayyül mekan oluyor. Depremin, zelzelenin olacağı memleketi bir an evvel ne etti? Bir an evvel terk etti. Vezkur Lut'en. Lut'i hatırla. Ve yubdelu minhu Lut'tan beden de iz gâle li kavmihi Lut kendi kavmına dedi. Ete'tûnel fâhişete Ey edbârı ricali siz fâhişeyi mi yapıyorsun? Fâhişeye mi gidiyorsun? Fâhişe nedir? Edbârı ricaldir. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا Bu fahişeyle sizi geçmemiş minahın hiç kimse minel alemi. Alemlerden hiç kimse sizden önce bu fahişete ulaşmamış. Alemin el-insi vel-cinni. İnsanlardan ve cinlerden sizden önce bu fahişeyi kimse yapmamış. Kimse bu fahişeyle ulaşmamış. Siz ne yapıyorsunuz? Ey benim kavmim! Veskur Lut'en ve yubdelu minhu Lut'a bedel kılınıyor. Ne? İzgâle li kavmihi ete'tûnel fâhişete ey edbâr-ı ricali ma sebeqekum biha min ahedin minel âlemine el insi vel cinni.
71. ayete bakın. İnnekum lete'tûner ricale. 81. ayet. Muhakkak siz ricallara gidiyorsunuz. Şehveten, şehvet yönüyle, cihetiyle erkeklerin yanına gidiyorsun. Onlarla kendinizi tatmin ediyorsun. Min duni nisai, kadınlara değil. Bakın, lete'tûner ricale şehveten, temiz de olabilir. Mefru lehu da olabilir. Ricalların için gidiyorsun diye ecil şehveti. Veya lete'tûner ricale ne cihetle? Şehvet cihetiyle. Duni nisai, kadınlara git, min duni nisai, bu min duni nisai, ricallara hal olur. Bel entum kavmun musrifune, siz musrif bir kavmsiniz. Mutecavizunel halale ilel harami. Siz halaldan harama tecavüz eden kavmsiniz. Halal nedir? Kadınlarla beraber olmak. Ondan harama geçiyorsun. Nedir? Erkeklerle beraber oluyorsun. Siz bunu yapmak suretiyle israf ehlisiniz. Haddini aşmış bir kavimsiniz. Şimdi innekum bi tahkikil hemzeteyni e innekum ve tesili saniyeti E-i ikinci hemze, hemze ile yarısına okunur. Eti iki. Her iki surete göre. Ve idhalil elifi beynehuma alel veşeyni. Her iki veşe. Elif araya girer, gitmeyebilir. Tahkikul hemzeten, elifli elif, elifli elifsiz iki. Tesilu sani, elifli elifsiz dört. Eti dört. Bir de innekum bir hemze ile okunuyor. İnnekum. Şu an bizimki budur. Eti beş kıraat. Eti beş kıraat. Yalnız bu beş kıraattan dörtü kıraat-ı sebedendirler. Biri kıraat-ı sebeden değil. Kıraat-ı sebeden olmayan tahkikul hemzeteyn ma'al elif. Tahkikul hemzeteyn ma'al elif bu kıraat-ı sebeden değil. Belki bu Hişam'ın kıraat. 81. ayet innekum bi tahkikil hemzeteni ve tesilis saniyeti ve idhalil elifi beynehuma alel veşeyni lete'tûner ricale şehveten min dûnin nisai bel entum kavmun musrifun mutecavizûnel halale ilel haram. 82. ayet ve ma kâne cevâbe kavmihi illa en kâlu ahricuhum ey Lûten ve etba'ahu. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ اَيْ لُوتًا وَاَتْبَاءَهُمْ Lut ve etbani dediler çıkartın. مِنْ قَرِيَتِكُمْ Beledenizden, köyünüzden çıkartın. Niye? اِنَّهُمْ Çünkü bunlar اُنَاسُنْ يَتَطَّهَرُونَ Tetahhur eden, erkeklerden kendini temiz tutan, uzak tutan bir kavimdir. Neden yetetahherun min edbarir ricali? Edbar duburun cemidir. Ricalların duburlarından kendilerini muhafaza eden, bu işe yanaşmayan bir kavimdir. Bunları çıkartın, bunlar düzenimizi bozuyorlar. Ve ma kâne cevâbe kavmihi illa en kâlu ahricuhum. Hum kim? Ey Lûten ve etbâ'ahum min qariyetikum innehum unâsun يَتَطَّهَرُونَ مِنْ اَدْبَارِ الرِّجَارِ 83. ayete geçiyoruz. 84. ayete geçiyoruz. 3 bitti. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ Biz Lut'u ve ehlini kurtardık. اِلَّمْ رَأَتَهُ Hanımı hariç, kanet oldu o hanımı. مِنَ الْغَابِر۪ينَ Gabirine demek, الْبَاقِينَ فِي الْعَزَابِ Azabda baki kalanlardan oldu. Tabi ehli de Hazreti Nuh bir de bir kızı bunlar kurtuldular. Hazreti Lut ile iki kızı kurtuldular. Hazreti Nuh'a iman eden iki tane kızı vardı bunlar kurtuldular. Tabi
o gece daha azap gelmeden önce dayül mekan olmuş. Hazreti Lut kısa süre içerisinde o memleketi terk etmiş, Hazreti İbrahim'e ulaşmış. Tabi bu olay Hud suresinde detaylı olarak gelir. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ وَقَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ Ha demin 84 dedim, 83. ayetmiş, 84'e yeni geçiyoruz. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا Biz onların üzerine yağmuru yağdırdık. Huve o meter nedir? Hicaretü siccil. Sicil hicaretidir. Sicil taşlarıdır. Fe ehleketum. O taşlar onları helak etti. Fenzur sen bak. Keyfe kana akibetul mucimin. Buradaki hitap Efendimiz'edir. Sen bak ya Habibim. Mücrimlerin akıbeti nedir? Mücrimlerin başına gel, mücrimlerin akıbeti ne olduğunu iyi bak. Bu fenzur emir Efendimiz'e olabilir. Veyahut emir hitap ehli olan herkesedir. Bakın akıbetlerin mücriminin ne mücrimlerin akıbeti ne olduğuna bakın ve bundan ne alın? Öğüt alın. Şimdi sicil sicil normal derinin ufak parçaları ama burada sicil yakılmış taş haline getirilmiş çamur demektir. Hatta diyor kibrit ile nar maddesiyle kibrit bir maddedir. Nar ateş ve kibrit ile o sicil ne yapılmış? Sıva yapılmıştı. Böyle kurşun haline getirilmişti. Yani sicilden yapılan taşlar kibrit ve narla sıvanmış vaziyette idi. Onlar onların üzerine yağdılar. 84. ayet ve emtarna aleyhim mataran huve hicaretu sicil fe ehleknahum fenzur keyfe kana akibetul mucrimin. 85. ayetin başında duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب